Sana şaka değil diyorum Hatice Hanım. Böyle şeyin şakası olur mu? Kaçacaklar Halil'le. Kendi söyledi. Bunlar da mı gelecekti başımıza? Bey de evde yok. Ne yapacağız bilmem ki. Hemen Sadık Bey amcaya haber verin. Gelsin buraya. Kalleş! Yapmayacaktın bunu. Yapmayacaktın! Engel olamayacaksınız. Hiçbiriniz engel olamayacaksınız onunla gitmeme. Olamayacaksınız! Aç! Aç diyorum sana! Kalleş! Aç! Aç! Aç diyorum! Aç! Şimdi sen kapıyı açmayacak mısın? Bir süre orada kalman senin için daha yararlı olacak. Ama senin için pek iyi olmayacak. 2 dakika içinde kapıyı açmazsan çok fena bir şey yapacağım. Herhalde kapıyı kırabileceğini söylemezsin bana. Ama pencerenin camını kolaylıkla kırabilirim, değil mi? Herhalde sana yıllarca vicdan azabı çektirecek kadar yüksektir. Hayır, yapamazsın bunu. Yapamaz mıyım? Eğer Halil'e kavuşmazsam kaybedecek neyim kalır? Şu değersiz hayatım mı? Belki kendimi aşağı atacağıma hala inanmıyorsun. Hayır, yapamazsın. Anlaşıldı. Elveda Hülya. Bir şeyler söylesene bana. Hadi vursana, dövsene, yüzüme tükürsene. Onu çok mu seviyorsun? Bu bir suçsa ne istersen yap bana. Döv, öldür ama söyleyeceğim. Onu çok seviyorum. Yeryüzündeki her şeyden çok seviyorum. Zavallı kızım benim. Çileli kızım. Acıma bana. Acıma. Nefret et. Tiksin benden. Öldür ki kurtulayım. Sen aşk nedir bilir misin? Bir tek kere olsun sevdin mi hayatında? Söyle bir kere olsun sevdin mi? Evet, sevdim. Onun annesi. Ağlamıyorum. Hayır. Ağlamıyorum. Sevdiğin adam Halil senin öz kardeşindir. Aşk dediğin var ya, işte oydu. Onu çok sevmiştim. Annenden önce tanımıştım. Fakir bir ailenin kızı olduğu için evlenmemize izin vermemişti aile. Halil'i doğururken öldü. Çocuğu sokakta bırakamazdım. Benim oğlumdu. Köşke aldık. Sonra annenle tanıştık. Yıkılmış bir sevginin henüz daha ölmeyen temelleri arasında bir yuva kurmaya çalıştık annenle. Kurduk da. Ama aşktan, sevgiden, sıcaklıktan uzak bir yuvaydı. Sonra sen dünyaya geldin. Halil bana hep anneni hatırlatıyordu.
bu anadan kurtulmak istiyorum. Bütün sevgimi sana verdim bunun için. Yıllar sonra annemi de kaybettim. Neden söylemedin bana? Kardeşim olduğunu neden söylemedin? Hep bundan korktum. Yıllarca bu sorudan korktum işte. Utandın değil mi? Halil'in anasının fakirliğinden, kimsesizliğinden utandın değil mi? Evet utandın. Utanmasaydın alırdın onu. Karım derdin bağrına basardın. Ailene sırt çevirirdin. Ben bu kadını seviyorum derdim utanmasaydın. Paranız, şanınız sizin olsun derdin. Ben bu kızı seviyorum, onu paraya pula değişmem derdin. Kim bilir nasıl öldü o zavallı kadın. Üçüncü sınıf bir hastane odasının buz gibi soğuğuna terk edilmiş ve yalnız. Senden bir çocuk doğurabilmek için. Senden kalan tek bir anıyı yaşatabilmek için. Yeter, yalvarırım yeter. Yetmez, yetmez. Dahası da var. Ve o utancı öylesine sürdürdün ki yüreğinde. Halil oğlum diye bağrına bile basamadın. Öz oğlunu herkesten sakladın. Benden bile. Ondan bile. Bu utancının cezasını hepimiz çok ağır ödedik. Beni öz kardeşimle yatağa sokan sensin baba. Anlıyor musun? Sensin.